Bir. Şortlar kırmızı değil mi? 12 dev adam yeşil burun adaları karşısında Tavares hava atışını çeldi. İtalya'da Trento'da mücadele başladı. Kenan'la aldık reboundu. Düdük gelmiyor, hızlı gelme şansı bizim adımıza. Furkan bomboş kaldı. 3 sayıda katışı isabetli. Perdeyi Furkan Korkmaz açtı. Evet, geçiş hücumunda. Ömer'den yine yüksek perde devredi. Furkan kendi atışına gitti. Kaçtı burada ama Ömer yine aldı reboundu. Ömer Faruk Yurtseven, bu da olmuyor. Rebound Edi Tavares'te. Furkan. Furkan yine çembere doğru gitti. Tavares karşısında Furkan basket foul'ün kıyısından döndü. İki atış kullanacak. Furkan da gerçekten burada çok cesur bir şekilde ve vücudunu çok iyi kullanarak teması yarattı Tavares'e karşı. Ve ona bir faul aldırmayı başardı. %40 sağ içi isabet yüzdesiyle bunu başarmıştı Furkan. Geçtiğimiz sezon Philadelphia'da özellikle playofflarla birlikte, ki öncesinde de maalesef benzer durum yaşanmıştı. Biraz rotasyon dışında kalmıştı Furkan Korkmaz. Panathinaikos'la yeni bir maceraya başlayacak. Hemen yanında Yakup Sekizkök. O da Darüşşafaka'yla mücadele edecek. Furkan alır almaz çembere döndü. Üçlüğü gönderdi. Bu kez de rebound onda kaldı. Lima. Yüklendi çembere. Patrick Lima çok iyi bozdu Ömer. Burada da basket şansını tanımadı. Şimdi Şehmuz. Bastı gaza. Yiğitçen'i buldu ondan dışarıya. Furkan bir üçlük daha. Bu da isabetli. Çok iyi bir top trafiği. Furkan noktayı koydu. Bakalım nasıl kullanacağız bu kısıtlı süreyi. Furkan çıktı dışarıya doğru. Tavares üstünde. Furkan dip çizgide. Kaçan atışı ama Ömer temizledi orayı. Evet, işte Ömer'in önemli özelliklerden bir tanesi. Onun topu izlemesi, pozisyonu takip etmesi ve Furkan da onu çembere yedirebildiği için de buradan sayı çıkarabildik. Kenan Sipahi için sakatlıklar da düşünüldüğünde onun formu olimpiyat elemeleri açısından çok kritik olacak. Furkan, Ömer'den perde, faul teması aldık yine. Bu üçlü ve onların çevresini nasıl dolduracağımız bizim tavanımızı. Daha doğrusu hani olimpiyat eleme hakkını alıp almayacağımızı gösterecek. Özellikle İtalya maçı. Şimdi burada da özellikle kendisine pozisyon hazırlandığı yerlerde de bitiriciyle beraber Furkan oldukça iyiydi. Yanılmıyorsam 12. sayısı da oldu böylece. Kenan Sipahi ile hücumda milli takımımız Yiğit Arslan pozisyonu bitiremedi ama topu çaldı. Furkan perde çok çıkışı. Güzel. Furkan Korkmaz arka arkaya üçlükler. Şehmuz şimdi, Ömer devrildi içeriye doğru, Furkan'a oynadı Şehmuz. Almeida üstünde, Furkan Korkmaz kaçan atışı reboundu karıştırdık ama o da 14 sayılı maçın Furkan'la birlikte en skorer iki isminden biri. Ya, Tavares'in çok sessiz bir ilk yarı geçirdiği de hesaba katılırsa çok önemli katkı. Bir de hücum faul kararı. Evet, onu da istersen hemen altını çizerim. Tavares 3'te 1 isabetle 3 sayı. Gelmeyi başardılar. Furkan. Ömer'den perde, Furkan tepede. Ercan çembere doğru döndü. Ercan'ın basketi milli takımımızın ikinci yarıdaki ilk isabeti. Ya çok fazla dribbling üstü kendi şutuna gitti ve yine boş döndü Betinho. Ercan çembere yöneldi. Ercan Osmani Tavares kapattı ama Furkan'a, Furkan Korkmaz bugün çok sıcak. Gerçekten bu tip işte sabit şutlarında muazzam bir yüzde yakaladı Furkan. Ercan da yani savunmacısı önden alınca çok iyi pozisyon alıp yine çok iyi bir asist de takımın arkadaşını yarattı. Furkan burada bir de blok ama asist oldu rakip için. Kenan havaya kaldırdı, Ömer'e doğru Tavares kesiyor. Almeida'ya faul, bir sportmenlik dışı beklediği yeşil burnu ama normal faul kararı. Yani Kenan yeşil burundan geldi ama bomboş şut kaçıyor. Hızlı gelme şansı bizim adımıza. Furkan. Tereddüt yok yine. İsabet de yok bu pozisyonda. Ercan dokundu ama artık son saniyeler, son anlar. İtalya karşısında uzatmada kaybetmiştik ama yeşil burunu, yeşil burun adalarını 90-63 mağlup ederek turnuvayı 3. olarak tamamlıyoruz. Bu arada 3. kupasında bir takımımızı alkışlarla alıyor. Trentino Kupası'nda 3. olarak noktayı koyduk. İtalya karşısında uzatmada mağlubiyet 90-89 ve bugün rahat kazandık. Bu arada Alperen'i de görme fırsatını bulmuş olduk. İşte teknik ekibimiz, koç Ergin Ataman liderliğinde çok önemli isimler oradalar.
Yakup Sekizkök, Ender Aslan, Muratcan Güler, Mehmet Okur, Türk basketbolunun önemli isimleri de ekip içerisinde.